Merhaba arkadaşlar, LGS kamp videolarımız devam ediyor. Bugünkü videomuzda çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz ve aynı zamanda LGS sınavında çıkmış olan soruları da çözeceğiz. LGS kamp programımızı ve bu videonun PDF'sini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz 2019 yılında LGS sınavında çıkmış olan bir soru. Bu soruda diyor ki kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. 3 tane bakın dikdörtgen şeklinde karton verilmiş. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimlik kısımları üst üste yapıştırarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir denmiş. Şimdi arkadaşlar 35'in çarpanlarını bulmak istersek çünkü kısa kenarı ile uzun kenarını çarptığımızda bize alanı vermesi gerekiyor. Öyleyse çarpanları 1 çarpı 35 ve 5 çarpı 7. E, Tabi kenarlar 1 santimetreden büyük olacağına göre mecburen kenarlara 5 ve 7 vermek zorundayız. Geçelim 77'ye. 77'nin çarpanları yine aynı şekilde. 1 çarpı 77. E, 7 çarpı 11. Başka da bir çarpanı olmadığı için e, mecburen biri olanı alamayacağız. Kısa kenarımız 7. Uzun kenarımız da 11 olacak. Geçelim son olarak 110'un çarpanlarını bulmaya. 110'un çarpanları 1 çarpı 110. 2 çarpı 55, 5 çarpı 22 ve 10 çarpı 11. Önce arkadaşlar şu 7'lerin ortak olduğunu düşünelim. Yani şu eşit olan kenar bakın bu dikdörtgenin bu kenarıyla bu kenarı eşit olduğu için bunlar üst üste yapıştırılmış. Bu eşit olan kenarların şu 7 olduğunu düşünerek bir önce bir işlem yapalım. Ben şeklimizi şuraya kabataslak çizersem 7 olan kenarımız şu şekilde bakın şu birinci dikdörtgen olsun şu da ikinci dikdörtgen olsun. Öyleyse kısa kenarımız 5 şu dikdörtgenin şuradan şuraya kadar olan uzunluğu 5 uzun kenarı ise 7 burası da 7. Diğer dikdörtgenimizin ise buradan buraya kadar 11. Şu üst üste gelen kısım zaten 3 olarak vermiş. Eğer burası 3 ise 5'ten 3'ü çıkarttığımızda buraya 2 kalacaktır. Şuranın tamamı 11. 11'den bir. de 3'ü çıkarttığımızda buraya 8 kalacaktır. Öyleyse bu dikdörtgenin alanı bulunurken, bize çünkü alanın en fazla kaç diye sorulmuş. Kısa kenarımız 7, uzun kenarımız ise 13. 7 çarpı 13 eşittir 91 yaptı. 95 şıklarda var ama daha büyüğü olabilir mi? Çünkü bizden en fazlayı sormuş. Diğer bir şey incelemeye çalışalım. Yani 110'un çarpanlarını düşünelim. Mesela buradaki çarpanlardan hangisiyle aynı olabilir? Örneğin 5 var aynı olan. Bunun kısa kenarı 5 olsa, Uzun kenarı da o zaman 22 olmalı. 5 ve 22 bir deneyelim bakalım. Yine iki tane dikdörtgen çiziyoruz. Bunun kısa kenarı 5. Bunun da kısa kenarı 5. Bunun uzun kenarı 7. E, bunun ise uzun kenarı 22 olarak düşünelim. Üst üste gelen kısımlar 3 santimmiş. 7'den 3'ü çıkarttık buraya 4 kaldı. Ve 22'den 3'ü çıkarttık buraya da 19 kaldı. Öyleyse burası 19 ise uzun kenarımız 26 yapmış oluyor. Kısa kenarımız da 5. 26 ile 5'i e çarparsak bu da 130'u bize verdi. 130 da var. Ama başka bir durum var mı arkadaşlar? Evet başka bir durum daha var. Bakın 11'e 10'u seçersek bu kenarı 10, bu kenarı da 11 seçersek bu durumda yine 11'ler ortak olmuş oluyor. Ee, yine öyleyse iki tane dikdörtgen çizelim. 11'leri ortak olacak şekilde. Burası 11'e 7. Şuradan şuraya kadar 7. E, bu da 11. Ama şurası 10. Ortak olan kısım 3 santim. 7'den 3'ü çıkarttık buraya 4 kaldı. 10'dan 3'ü çıkarttık buraya 7 kaldı. Öyleyse uzun kenarımızın uzunluğu 14. Kısa kenarımız ise 11. 14 çarpı 11. 154 santimetre kare yapacak alan. Bu da şıklarda var. En büyüğü de bu olduğu için cevap olarak bunu işaretliyoruz. Başka da zaten incelememiz gereken bir ihtimal kalmadı. Hemen geçelim sıradaki sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar. 2018 yılında LGS sınavında çıkmış olan bir soru. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Verilen sayılar alanlarmış arkadaşlar. Bu dikdörtgenlerden her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıymış. Bu da önemli bir bilgi. Buna göre diyor verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Örneğin bu iki dikdörtgenin alanları verilmiş. 21'e 14. Bunların şu kenarları ortak. Bu kenar ortak olduğuna göre 21'in ve 14'ün ortak çarpanı olması gerekiyor burası. Peki ne var 14 21'in ortak çarpanı? 21'in çarpanları 1 çarpı 21, 3 çarpı 7. ve 14'ün çarpanları 1 çarpı 14, 2 çarpı 7. Bakıyorsunuz 7'ler ortak ya da 1'ler ortak. Şimdi buraya 1 verirsek eğer Buraya 1 verdiğimizde buranın 14 olması gerekir. Buranın ise 21 olması gerekir ki ikisinin toplamı 35 yapar şuradan şuraya kadar. Ve bu da 24'ün alanını verecek iki doğal sayı bulmamızı zorlaştırır. Dolayısıyla 1 değil de ortak olan kenarlara 7 vererek başlayacağız. Burası 7 olmak zorunda. Eğer burası 7 ise buraya 2 kalır. Burası 7 ise buraya da 3 santim. Pardon 3 metre kalır. Şimdi geçelim alttaki 10 ve 35'e. Buranın alanı 10, buranın alanı 35 ise şu ortak olan kenarlar 10 ve 35'in ortak çarpanı olmalı. Bu da hemen gözüküyor zaten ya 1'dir ya da 5'tir. 1'i veremeyiz çünkü buraya 1 verdiğimizde veya buraya 1 verdiğimizde buranın 35 olması gerekir ki yine bu 24 olan dikdörtgenin kenarlarını doğal sayı bulamayız bu şekilde. 1'i değil de neyi vereceğiz? 5'i vereceğiz. O zaman şuraya 5 verelim. Buraya da 5 verelim. Buranın o zaman uzun kenarı 7 olmalı. Buranın uzun kenarı da 2 olmalı. Şimdi gelelim şu 24'ü kullanmaya. 24'ün çarpanları neler? 24'ün çarpanları arkadaşlar 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Şimdi bir defa şu 7 ile 2'yi topladığımızda uzun kenar 9'dan fazla olmalı. 9'dan fazla olduğu için şu iki durumu direkt eliyorsunuz. Ya 1'e 24'ü alacaksınız ya da 2'ye 12'yi alacaksınız. Fakat biz 1'e 24'ü alırsak bu kenar ve bu kenar uzun çıkacak. Uzun çıktığı zaman da alanımız daha büyük olacak. Halbuki bizden en az olmasını istemişti. O zaman 2'ye 12'yi alalım. Yani şu kenarımız 2 santim olsun. Uzun kenarının 12 olması için 3 ile 2'yi topladım 5. O zaman 12'den 5'i çıkarttım buraya 7 kaldı. 7 ile 2'yi topladım 9. 12'den de 9'u çıkarttım buraya da 3 kaldı. Şimdi gelelim verilmeyen dikdörtgenlerin alanını bulmaya. 7 çarpı 7 buranın alanı 49. 49. Ee, hocam diyeceksiniz burası bir kare çıktı ama dikdörtgen demişti şunu unutmayın arkadaşlar karede bir dikdörtgen kabul ediliyor çünkü karenin de e, tanımı dikdörtgene uyuyor tüm köşeleri bakın 90 derece olan bir dörtgen dolayısıyla karede bir dikdörtgendir unutmayalım. İlla dikdörtgen dendiği zaman kenarları farklı olması gerekir diye düşünmeyelim. Geçelim şu aşağıdaki dikdörtgene. Bunun ise kısa kenarı 3, uzun kenarı 5. Öyleyse alanı 15 yapacaktır. Bizden toplamları istenmiş. 49 ile 15'i toplarsak cevabımız da 64 metrekare yapacaktır. Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar 2018 yılında yayınlanan ilk örnek sorulardan bir soru. Yanda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere 1'den 7'ye kadar olan doğal sayıların tümü yazılacaktır. Tümü yazılacakmış önemli. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Bu da önemli. Şu dışarıdaki yazılan sayılar örneğin 24 bu 3 tane sayının çarpımına eşitmiş. Buna göre a artı b kaçtır diye sorulmuş. Önce arkadaşlar 1'den 7'ye kadar olan sayıları bir kenara yazalım ki kullandığımızın üzerini çizeriz. ...geriye kullanmadıklarımızı daha net bir şekilde görebiliriz. Nereden başlayabiliriz arkadaşlar? Şimdi yine 7 burada bizim için aslında önemli bir sayı. 7'den başlamayı düşünüyorum. Neden? Ee, burada 7 ortak çarpanı olan iki sayı var çünkü bakın. Hem 14'ün çarpanı 7 hem de 42'nin çarpanı 7. O zaman buraya 7'yi yazarak başlarsanız bir avantaj sağlamış olursunuz. Bu ikisinin çarpımının 42 olması için buranın 6 olması gerekir. Bu ikisinin çarpımının da 14 olması için buraya 2 olması gerekir. 6'yı kullandık, 7'yi kullandık ve 2'yi kullandık. Şimdi geçelim buraya. Şimdi bu ikisinin çarpımının 4 olması gerekiyor ki 4 kere 6 çarpıldığında 24'ü versin. Peki çarpımları 4 olan iki sayı ne var? 4'e 1 var. Ama 4'e 1'i nasıl kullanacağım? 4'ü yukarıya, 1'i aşağıya yoksa 1'i yukarıya, 4'ü aşağıya. Burada deneyeceksiniz arkadaşlar. Birini deneyeceksiniz, olmazsa diğerine geçeceksiniz. Örneğin 4'ü yukarıya, 1'i aşağıya yazmayı deneyelim. Şimdi bu üçünün çarpımının 24 olması için 4 kere 2 8 buraya da 3 kalmış olur. Şimdi 3'ü de kullandık, 4'ü de kullandık, 1'i de kullandık. Buraya da 5 kaldı. E hepsini sağladığı için diğerini denememize gerek yok. Yani 4'te bir yer değiştirmemize gerek yok. Çünkü bütün sayıları veriyor. 42'yi veriyor, 24'ü veriyor, 24'ü veriyor, 14'ü veriyor. Ve bütün 1'den 7'ye kadar olan sayıları kullandık. Şimdi gelelim A'yı bulmaya. A 3 ile 5'in çarpımı yani 15 olur. B ise... 5 ile 1'in çarpımı yani 5 olur. İkisinin toplamları da 20 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Hemen geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz arkadaşlar 2019 yılında yayınlanan bir örnek soru. Sorumuzda diyor ki Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine bakın çok önemli. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Örnekler bizim için çok önemli tekrar ediyorum. Örneğin Ahmet 10 sayısını söylemiş ve kendisi 10 puan almış söylediği sayı kadar. Ahmet'in söylediği 10 sayısının çarpanları nelerdi arkadaşlar? 1 çarpı 10, 2 çarpı 5. 10 dışındaki yani sayının kendisi dışındaki çarpanların toplamı da 8 yaptığı için Deniz'in aldığı puan 8. Peki Deniz kaç söylemiş? Deniz 12 demiş. 12 puan kendisi almış. 12'nin 12 dışındaki çarpanlarının toplamı kadar da Deniz rakibine puan vermiş. Ahmet'e puan vermiş oldu. Buna göre Ahmet'in toplam 26 puanı, Deniz'in toplam 20 puanı olmuş oluyor ve oyunu Ahmet kazanıyor. Ahmet'in, şimdi bakın bu oyunu bitti artık, başa dönüyoruz. Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır demiş. Şimdi arkadaşlar sorularda çok sistemli ilerlemeniz gerekiyor. Ortadan başlamayın. Mutlaka sırayla ilerleyin. Şimdi ben burada Ahmet'in söylediği sayıya göre puanlarını yazacağım Ahmet'e ve Deniz'e. Şimdi Ahmet 14 söylediğine göre 14 puanı alacak. Peki Deniz kaç puan alır Ahmet 14 söylediğinde? 14'ün hemen çarpanlarına bakıyorum. 1 çarpı 14. 2 çarpı 7. Başka da çarpan yok. 14 dışındaki sayıların toplamı da 10 yapacak. Demek ki Deniz de 10 puan aldı. Şimdi Ahmet önde. Deniz öyle bir sayı yok. söylemeli ki Deniz'in kazandığı puan Ahmet'in kazandığı puandan 4 puandan fazla puan olmalı. Yani 5 puan 6 puan arada fark olmalı ki Deniz bu yarışmayı kazanabilsin. İlk şıktan başlayalım. Mesela 18 demiş olsa Deniz o zaman Deniz'in alacağı puan 18. Peki Ahmet'in alacağı puan nedir? 18'in çarpanları 1 çarpı 18 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. 18 dışındaki çarpanlarını toplarsanız 21 yaptığını görüyorsunuz. Demek ki buradan Ahmet 21 puan alır ve yarışmayı Ahmet kazanır. Öyleyse A şıkkı olamaz. Gelelim B şıkkına. Eğer 20'yi de söylerse Deniz, Deniz'in alacağı puan 20 puan olur. Bakalım Ahmet kaç puan alacak? 20'nin çarpanları 1 çarpı 20. 2 çarpı 10, 4 çarpı 5, başka da yok. 20 dışındaki çarpanlarını toplarsak 22 yaptığını görüyoruz. Bu durumda yine yarışmayı Ahmet kazanıyor. Öyleyse B şıkkını da eledik. Gelelim C şıkkına. C şıkkında Deniz 25 sayısını söylerse kendisi 25 puan alacak. Acaba rakibine kaç puan verir? Bir ona bakalım. 25'in çarpanları 1 çarpı 25 bir de 5 çarpı 5. Fakat aynı sayı iki defa yazılmıyordu. Buradaki çarpanlar 1, 5 ve 25. Yani 3 tane çarpan var. Önceki videomuzda da söylemiştik. Tam kare sayıların tek sayıda çarpanı olur. Bakın 3 tane çarpanı var. 25 tam kare olduğu için. 25 dışındaki çarpanlarının toplamı da 6 yaptığını göreceğiz. E, bu durumda Ahmet'e vereceği puan 6. Görüldüğü gibi arkadaşlar Deniz bu hamleyi yaparak 25 söyleyerek bayağı öne geçiyor ve yarışmayı kazanmış oluyor. Demek ki 36'yı incelememize de gerek kalmamış oldu. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda 2019 yılındaki yayınlanan bir örnek soru. Aşağıda iki doğal sayının çarpımında kullanılabilecek bir yöntem verilmiştir. İki sütunlu bir tablo yapıp çarpma işleminin birinci çarpanını sol taraftaki sütunun birinci satırına, ikinci çarpanını da sağ taraftaki sütunun birinci satırına yazmışız. Yani biz burada 11 ile 6'yı çarpmak istiyoruz ya. 11'i sol tarafa, 6'yı da sağ tarafın en üstüne yazdık. Birinci çarpanı sürekli 2'ye bölüp kalanı işleme dahil etmeden bulunduğunuz bölümleri bir alt satıra yazın. Şunu yapmış arkadaşlar. 11'i 2'ye bölmüş. 11'in içerisinde 2 5 kere var. Kalan önemli değil diyor. Sonra 5'i 2'ye bölmüş. 5'in içerisinde 2 2 kere var. Tamam yine kalan önemli değil. Sonra 2'yi 2'ye bölmüş. 2'nin içerisinde 2 1 kere var. 1'i bulunca bırakmış. Geçelim diğer sütunda ne yapıyormuşuz. İkinci çarpanın her defasında 2 katını alıp bir alt satıra yazın. 6'ın 2 katı 12, 12'nin 2 katı 24, 24'ün 2 katı 48. Güzel. Nereye kadar devam edecekmişiz? 1'in yanına gelene kadar güzel. Sonra tabloyu oluşturduktan sonra birinci sütunda, sütun dediğimiz arkadaşlar şurası bakın. Birinci sütunda tek sayıların karşısına denk gelen ikinci sütundaki sayıları toplayın. 11 tek. O zaman karşısındaki 6'yı buraya almış. 5 sayısı tek olduğu için karşısındaki 12'yi de buraya almış. 2 çift olduğu için bunun karşısındaki sayıyı almamış. Bir de tek sayı olduğu için karşıdaki 48'i almış ve toplamları bize çarpma işleminin sonucunu verir demiş. Bayağı zahmetli bir çarpma işlemi aslında arkadaşlar. Bu yöntemi kullanarak A çarpı B işleminin sonucunu bulmak isteyen biri aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. A ile B'nin çarpımları 378 olduğuna göre X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar tablomuza baktığımızda şuradaki B sütunu rahatlıkla bulunabilir. Çünkü hep iki katı alınarak ilerleniyordu. Örneğin 84 sayısının yarısını alarak ben buradaki sayıyı 42 olarak bulurum. 42 sayısının da yarısını alarak B sayısını da 21 bulurum. B sayısı 21 ise A ile 21'i çarptığımızda 378 çıkıyormuş. Buradan A'yı da bulabilirim değil mi? Çok kolay. 378'i 21'e bölüyorum. 1 kere 21, 21. Geriye kaldı 16. 168'de de 8 kere var. Bu da 168 yapacak. Demek ki A sayısı da 18'miş. Peki bu sütundaki kural neydi? 18'i 2'ye böl. 2'ye bölünce kaç kere var 18'in içerisinde 2? 9 kere var. E 9'u 2'ye böl kaç kere var? 4 kere var. 4'ün içerisinde 2 kere var. Sonra 1 kere var. E sonra aslında cevabı bulduk ama hani çarpma işleminin sonucunu bulurken de tek sayıların Mesela 9 tek sayı karşısındaki 42'yi al. Bir de burada 1 var. 1'in karşısındaki 336'yı al. İkisinin topla çarpma işleminin sonucunu veriyor. Bize zaten x'i sormuş. Cevabımız 9 olmalı. Geçelim arkadaşlar sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz 2020 yani bu yıl yayınlanan bir örnek soru. Soru da arkadaşlar aralarında asallığın tanımını vermiş. Aralarında asallığın tanımını aslında biz daha bu kampımızda anlatmadık ama yine de çözelim. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır denmiş. E, şekildeki karelerin her birinin içine bakın burada 5 tane kare var. Burada da 5 tane sayı bu karelerin içerisine yazılacakmış. Bir doğru parçasıyla birbirine bağlanan iki kare. Örneğin bu iki kare şu doğruyla birbirine bağlanmış. E, bu iki kare bu doğruyla birbirine bağlanmış. Şurada birbirine bağlanmış. Bunlar birbirine bağlanmış. Şu iki kare de yine burada birbirine bağlanmış. Bu iki karede birbirine bağlanmış. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre... ...boyalı karenin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar bununla, bun, bununla bunun içine yazılacak olan sayılar aralarında asal olmalı. Veya bununla bunun içerisine yazılacak olan sayılar aralarında asal olmalı. Bağlı olanlar hep aralarında asal olmalı. Peki burada aralarında asal olmayan var mı diye bir bakıyorum. Var. 3 ve 9 aralarında asal değil. Çünkü ikisi de 3'e bölünüyor. İkisi 3'e bölündüğü için 3 ve 9 arkadaşlar böyle yan yana olan iki kutuya yazılmamalı. Peki 3 ve 9 nereye yazılabilir? Onu düşünelim. Bakın 3 ve 9 şöyle aralarında mesafe bırakarak şuraya yazılabilir. Veya 3 ve 9 burayla buraya yazılabilir. Dolayısıyla 3 ve 9'un yazılamayacağı yer orta kutu. Çünkü 3 ve 9'un birini buraya yazdığımızda diğerini mutlaka bununla bağlantılı olan bir kutuya yazmamız gerekiyor. Bu durumda da aralarında asal iki sayı yan yana gelmiş oluyor. Demek ki 3 ve 9'u ortaya yazamayacağız. Ortaya yazabileceğimiz sayılar ise 5, 7 ve 11 olur. Bize bunların toplamını sormuş. Cevabımız da 23 olacak. Yani C seçeneği. Hemen geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz arkadaşlar 2020 yılında yayınlanmış. Yani bu sene yayınlanmış bir örnek soru. Aşağıda modeli verilen otoparkın ABC'de olarak isimlendirilen her bölümünde... ...1'den 16'ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmaktadır. Bakın 1'den 16'ya kadar hepsi. 1'den 16'ya kadar sabah bu otoparkı aracını park eden Burhan akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır. Buna göre Burhan'ın arabasını park etmiş olabileceği kaç farklı olası yer vardır denmiş. Şimdi 1'den 16'ya kadar olan bölmelerden hangileri asal sayı onları yazalım. 2 var asal sayı en küçük asal sayımız 2 sonra 3 var sonra 5 var sonra 7 var sonra 11 var sonra 13 var. Öyleyse kaç tane arkadaşlar? Bu bölmede park etmiş olabileceği 6 olası yer var. Burası da aynı olduğu için burada da 6 tane yer var park etmiş olabileceği. Burada da 6 yer var. Burada da 6 yer var. Öyleyse 6 çarpı 4 park etmiş ol olabileceği toplam 24 olası yer var diyeceğiz. Evet arkadaşlar çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili yayın almış olan örnek sorular bu kadar. Tabi burada EBOB EKOK dahil değil. EBOB ve EKOK'u ayrı anlatıp onun sorularını da ayrı olarak çözeceğim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda EBOB EKOK konusuna geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.